Evet arkadaşlar, ben Deniz Volkan Yörük, namı değer Volkan abi. Herkesin kafasında bu soru: PC'den sosyal medya hesaplarından canlı yayın nasıl yapılır? Yani TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, bu bir sürü uygulamalar, Twitch'ler, Mevich'ler falan. Ya kardeşim, bunların hepsini ayrı ayrı girip canlı yayın mı yapacak? Hayır tabii ki. Bunun kolay bir yolu var. Şimdi size bu kolay yolu anlatacağız. Çünkü burada birçok video izledim ben YouTube'da ve gerçekten gıcık oldum. Gıcık oldum. Adam yazmış: TikTok'tan canlı yayın PC'den nasıl yapılır? Videoya giriyorsun, adam böyle anlatıyor. Ondan sonra bunu böyle yapacaksın arkadaşlar, bunu da buradan yaptıktan sonra, bunu şöyle yaptıktan sonra, şunu şöyle, hani adam anlatıyor ama aslında anlatmak istemiyor. Anlatayım, videom izlensin ama izleyen bunu öğrenmesin. Öğrenemesin. Anlayamazsın. Lan diyorsun, bende mi bir salaklık var, ben mi anlayamıyorum? Adam çok iyi anlatıyor. Yani adam bir tane program anlatıyor, sanırsın ki adam CIA'yı, FBI'yi hacklemiş. Hacker mübarek, yani öyle anlatıyor. Biz öyle anlatmayacağız. Gayet doğal ve samimi bir şekilde anlatacağız. Bu videoyu sonuna kadar izleyen herkes, ama herkes, istediği gibi Instagram, Facebook, Twitter, TikTok dahil olmak üzere bu arkamda görmüş olduğunuz uygulamalar vesaire, bunların hepsinden tek bir noktadan OBS'le ayarları yaptıktan sonra canlı yayın yapabileceksiniz arkadaşlar. Muhteşem değil mi? Harika. Şimdi o zaman hemen videomuza geçiyoruz. Öncelikle bir OBS programınızın, OBS Studio programınızın olması gerekiyor. Ben bunu açıklama kısmına aşağıya, eğer tabii takip edip abone olursanız, güzel yorumlar yazarsanız, açıklama kısmına da linkini bırakacağım. Oradan indirebilirsiniz arkadaşlar. OBS programınız olması gerekiyor. Çünkü nasıl? 10 tane burada kanal var. Burada bir tane uydu var, OBS. Bu bütün kanalları OBS'e yüklüyoruz. OBS canlı yayını yapıyor ve OBS sayesinde bütün kanallardan canlı yayın gidiyor arkadaşlar. Onun için OBS Studio programının olması gerekiyor. Bunun için zaten dediğim gibi açıklamaya bırakacağım. Kurmayı da biliyorsunuz zaten. Next, next, next yapıyorsunuz. Kuruyorsunuz OBS'i. OBS ayarlarını da yine bu videoda anlatacağım arkadaşlar. O zaman artık daha fazla sizi bekletmeyelim bu heyecana. Kaldığı yerden devam edelim ve bakalım neler yapacağız. Şimdi bilgisayarımızın içine doğru gidiyoruz. Bakalım canlı yayın, bütün sosyal medya hesaplarından canlı yayın nasıl yapılıyormuş. Hadi bak. Evet arkadaşlar, tekrar ben aşağıdayım, aşağıda şöyle sağda. Evet. Şimdi öncelikle sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayın yapmak için Loala TV, loala.tv diye bir site var arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz. Bu siteye giriyorsunuz arkadaşlar. Öncelikle yapmanız gereken bu. Bu kadar basit. Bu siteye girdikten sonra Let's Get Started diyor. Yani parti başlasın diyor. Basıyorsunuz Let's Get Started. Buradan giriş yapmanız gerekiyor. Ben yine YouTube sayfamın mailiyle giriş yaptım. Buraya giriş yaptıktan sonra şuraya bilgileriniz geliyor. Mesela benimki Volkan Yörük Official Eğitim ve Eğlence sayfası. Sayfaya üye olduktan sonra burayı tıkladığınızda adınızı, şunlar geliyor arkadaşlar. Burada bakın bir sürü uygulama var. Buradan YouTube'u tıklıyorsunuz. YouTube'un şifresini giriyorsunuz. Instagram'ı tıklıyorsunuz. Adınızı, şifresini giriyorsunuz. TikTok'u giriyorsunuz. Adınızı, şifrenizi giriyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra Twitter'a geliyorsunuz. Twitter'ı yapıyorsunuz. Twitch'i yapıyorsunuz. Hepsini isterseniz yapabilirsiniz. İsterseniz hangi uygulamayı kullanacaksınız canlı yayında, sadece onu okeyleyeceksiniz. Şifresini girip okeyliyorsunuz. İzin veriyorsunuz ve şöyle bir tik geliyor. Yeşil. Yeşil bir tik. Bakın şimdi Instagram, Twitch, Facebook'tan ben RTM'den canlı yayın yapmıyorum. Şu anda YouTube, TikTok ve Twitter'dan canlı yayın yapabilirim anlamına geliyor. Şu anda Loala TV'yi ben bu şekilde ayarladım. Yani bu şekilde canlı yayın yapacağım. Sadece YouTube, TikTok ve Twitter'dan canlı yayın yapacağım. Bana yetecek. Bunu yaptıktan sonra, bu tikler geldikten sonra tekrar Loala TV'yi tıklıyorsunuz. Böyle bir boş ekran geliyor gördüğünüz üzere. Şimdi bu boş ekranda şöyle bir RTMP yazıyor. Orayı tıkladığınızda böyle bir RTMP server, altında Steam Key var. Bu server'la key ne işe yarayacak? Hemen anlatıyoruz arkadaşlar. Burası böyle kalıyor. İndiriyorsunuz aşağıya. OBS stüdyonuzu açıyorsunuz. OBS stüdyoyu az çok kullanmayı bilenler için anlatmıyorum. Normal kullanacak, yani sıfırdan kullanacaklar için anlatıyorum.
Öncelikle şimdi ben burada bir sahne kurmuşum. Bunu TikTok için kurmuşum. Siz de buraya geliyorsunuz, sahne kısmına artıya basıp bir isim veriyorsunuz. Mesela biz buna sosyal medya diyelim. Sosyal medya sahnemiz açıldı. Sahnemiz açıldı ama arkadaş burada kaynaklarda bir şey yok. Kaynaklarda bir şey olmadığı için dolayısıyla çerçevede de bir şey yok. Sosyal medya yani kaynaklardan sahneden artıya basıyorsunuz. Sahnenizi oluşturuyorsunuz. Sahnemiz bu. Ama sahnemizin içi boş. Şimdi sahnemizin içine burayı tıklıyoruz. Metin koymak istiyorsak metin belgesi. Metin koyacağız. Koyduk metin. Abone olalım. Mesela benim burada hazır metnim var. Ya da yeni oluştur diyorsunuz. Yeni bir metin yazıyorsunuz. Buraya adınızı, soyadınızı yazabilirsiniz. Abone olalım. Lütfen. Kızdırmayın beni. Yok tabii öyle bir şey yok. Bunu yazıyorsunuz arkadaşlar. Buradan da yazının tipini seçiyorsunuz. Şöyle yapalım. Yazıyı siz de görün. Bakın yazı burada. Çok büyük. Şu köşelerden tutup küçültebiliyorsunuz şu şekilde. Tuttuk ekranı getirince direkt yazı geldi. Ters tuttuk, ters döndü. Düz çevirelim. Heh. Evet. Ne yazıyor? Abone olun lütfen. Bu arada lafı da geldi. Abone olun lütfen. Bunu yaptıktan sonra buradan yazı tipi seçiyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz bir karakter. Bu güzel. Bunu seçtik. Buradan tekrar büyütüyorum. Şuraya koyuyorum mesela. Örnek. Yazı için. Alta geliyorum. Buradan da mesela burada dikey diyor. Bu eğim kısmından renk seçerseniz bunun arkasına kontür atıyor. Kırmızı, mavi bunu daha böyle belirgin yapmak için yapabilirsiniz. Mesela bir deneme yapalım. Kırmızı yapalım. Tamam diyelim. Hop arka kırmızı oluyor. Gördünüz mü? Tabii biz böyle bir şey yapmayacağız. Şimdi yazımızı koyduk. Kaydet dedik. Evet, buraya bir yazı koyduk. Şimdi bilgisayar ekranını koymam lazım. Oyun oynayacağım ya da TikTok'tan canlı yayın yapacağım. Ne yapacağım canlı yayın? Kendimi canlı yayın yapacaksam sadece kamera koyacağım. Kendimi değil de hem kendimi hem ekranı canlı yayın yapacaksam o zaman demek ki iki tane ekran koyacağım buraya. Kendimi göstermek için video yakalama aygıtı denen şu arkadaşı tıklıyorum. Tamam diyorum. Şimdi ben burada canlı yayında olduğum için buraya gelmedi. Ama normalde burada benim görüntüm çıkması lazım. Yine böyle işte çarpılardan şeyden bu tutacaklardan kırmızı olduktan sonra tutabilirsiniz. Okeyledikten sonra boş tıklayın. Mavi oluyor. Bir daha tıkladığınızda kırmızı oluyor. Küçültüp büyütebiliyorsunuz. Buraya video yakalama aygıtı. Şunu şöyle yapalım. Aynen. Yani normalde şu video şurada çıkıyor. Düzeltiyorsunuz. Metni ekledik. Videoyu ekledik. Ben burada şimdi yayında olduğum için video burada çıkmıyor. Çünkü sağda öteki işletim sistemi başka bir program kamerayı kullandığı için. Ekranı istiyorum ben. Adı üstünde ekran yakalama. Ekran yakalamayı tıklıyorum. Onu da kaynaklara ekliyorum. Tak diye buraya ekranım geliyor. Gördünüz mü? Bunu kapatalım. Bunu küçültüyorum abicim. Küçülttüm, küçülttüm, küçülttüm. Bu benim ekranım. Gördünüz mü? Ekran görüntüm. Şu an burada ne açıksa o gözüküyor burada. Böyle yaptık diyelim. Bakın arka bilgisayar ekranı. Yani şuralar filan her yer gözüküyor. Bunu büyütüyorsunuz. Şimdi burada bir ayarsızlık var. Yani bu çok küçük kaldı burada. Bir sıkıntı var. Acaba ne? Kamerayı koyduk. Yazıyı koyduk koymamız gereken. Kendi görüntümüz de burada var. Ama bu çok küçük. Bu ekranı doldurması gerekiyordu normalde. Doldurmadı. Şuradan dosya ayarlar diyorsunuz. Ben bunu TikTok ayarlarına göre yaptığım için şu anda video formatı farklı. Buradan tekrar gösteriyorum. Dosya ayarlar diyoruz. Video diyoruz. Videoyu tıklıyoruz. Burada 1080, 1920, 1080, 1929 bölü 16 yani telefon ekranı yani tablet ekranı oluyor bu. Bunu eğer TikTok'tan canlı yayın yapacaksanız bu şekilde bırakmanız gerekiyor. Onu söyleyeyim. Face'ten yayın yapacaksanız bunu değiştirebilirsiniz. Instagram'dan canlı yapacaksınız. Yani cep telefonundan izleyen insanlar için de böyle gözüksün istiyorsanız bunu hiç ellemiyorsunuz. 1080 çarpı 1920 böyle seçip yazabiliyorsunuz arkadaşlar. La bunu nasıl yazacağız? Burada böyle bir oran yok diyebilirsiniz. Burasını
Ben keskinleştirmiş boyutlandırma 16 örnek yapıyorum. Bu da gene benim bilgisayarımın hızına göre 30'dan 60'a göre kare hızı verebilirsiniz. Ben 60 veriyorum. Bilgisayarıma güveniyorum. Parayı basmışım. Canavar gibi bilgisayar almış. Çalışsın. İşi çalış. Çalış. Evet, çalışıyormuş zaten. Burayı eğer Face'den ya da başka bir yerden canlı yayın yapacaksınız, tekrar ediyorum. Burayı 1920'ye 1080 yapacaksınız. Eğer TikTok ya da Instagram'dan canlı yayın yapıyorsanız 1080 çarpı 1920 yapmanız gerekiyor. Cep telefonu ekranı olarak. Bunu yaptıktan sonra çıkışa geliyorsunuz. Çıkışın da aynı olması lazım. Burada çıkış yeniden boyutlandırma. Onu da gene 1080-1920 yapıyorsunuz. Biz şimdi TikTok'tan canlı yayın yapacağız ya da Instagram'dan canlı yayın yapacağımızı hesaplayarak telefondan izleyenler de düzgün izlesinler diye bu şekilde ayarladım. Bunu ayarladıktan sonra ses kısmına giriyoruz. Burada bizim kendi hoparlörümüzse hoparlörümüz, kulaklığımızsa kulaklığımız olması lazım. Hangisini kullanıyorsanız ses olarak, masaüstü ses olarak onu işaretliyorsunuz. Bakın burada benim bir sürü şey var. Ben kulaklığı kullanıyorum. Kulaklığı seçtim. Mikrofona geliyoruz. Bu ikinciyi bırakıyorsunuz. Bu hiç kullanmıyorsunuz. Bunu genelde devre dışı bırakın arkadaşlar. Kafa karışmasın. Masaüstü ilk sesini, kulaklıksa kulaklık, normal sesse ses, onu seçiyorsunuz. Artık neyse kartınız. Mikrofona geliyorsunuz. Mikrofonu da buradan seçiyorsunuz. Ne seçiyorsanız. Artı bir mikrofonunuz olabilir. Dahili bir mikrofonunuz olabilir. Ya da kulaklıklı mikrofonunuz olabilir. Bunu da seçtikten sonra zaten burası 48 Hz, burası da stereo olacak. Buralara hiç ellemiyorsunuz arkadaşlar. Uygula diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Şimdi OBS ayarlarını yaptık. Burada benim bir de ekran görüntüm olacak. Onu da bu alta koyuyorum. Şuraya. Şu anda yok. Çünkü burada dediğim gibi farklı bir programda kamera açtım. Onu da buraya bu şekilde yerleştiriyorum güzelce şuraya. İstersen buraya bir de görüntü koyabilirim. Yani tıkla kaynaklara geliyoruz. Ne buraya ekleyeceksek kaynaklarda. Görüntü diyoruz. Yeni oluştur. Tamam. Göz at diyoruz. Ben buraya masa üstümden mesela örnek olsun diye şunu koymak istiyorum görüntü olarak. Yani artı bir görüntü ya da siz buna abone ol yazabilirsiniz. İşte adınızı soyadınızı tekrar bunun üzerine yazabilirsiniz. Böyle bir görüntü de koyabilirsiniz. Başka görüntü de koyabilirsiniz. Şimdi mesela ben oyun görüntüsü koydum. Buradan görüntüyü tıklayıp istediğiniz görüntüyü göz attan masa üstünüzde ya da neredeyse o görüntüyü buraya koyabilirsiniz. Hatta kendi görüntünüzü bile koyabilirsiniz. Dediğim gibi şu an iki program olduğu için ben burada gözükmüyorum ama normalde video yakalama olayı var ve video yakalama olayıyla ben burada gözükeceğim. Şu çerçeve aslında burada olacak. Onun için şimdi bu şekilde anlatacağım size daha net anlatabilmek için. Çünkü ben kendim buraya koyduğumda bunun çözünürlüğü şu an TikTok'a uygun olduğu için ben böyle şu kadarcık küçücük gözüküyorum. Bunu engellemek için böyle bir şey yaptık. Şimdi buradaki görüntü ayarını yaptık, ekran ayarını yaptık, yayına geldik. Yayın ayarını tekrar ediyorum. 1080-1920 yaptık video ayarlarını. Çıkışını da aynı şekilde yaptık. Buraya geldik, çıkışı tıkladık. Buradaki ayarı da gene aynı şekilde yaptık. Bu kodlayıcı zaten ya ekran kartınız ya işlemciniz hangisini istiyorsanız. Bu kayıt için ayarladığınız, bu da yayın için. Bizim için önemli olan yayın. Bunların hepsini ayarladık abicim. Tamam, bitti. Ayarı yaptık. Peki artık canlı yayına hazırız. Yani Instagram, Twitter, TikTok, YouTube hangilerini seçtiysek Lola TV'den o yayını yapabiliriz. Onun için hemen buradan tekrar Lola TV'ye giriyoruz abicim. Açtık. Let's get starts. Bunu zaten kapatmamamız gerekiyordu da ben kapatmışım yanlışlıkla. Burada bir server key var. Yani şu RTMP. Şunu üst kısmını buraya geliyoruz. Dosya, ayarlar diyorsunuz. Tekrar ediyorum ki iyice pekişsin. Yayına giriyorsunuz. Üst kısmını şurayı kopyalıyorsunuz. Buraya yapıştırıyorsunuz. Alt kısmı şurayı kopyalıyorsunuz. Alt kısma yapıştırıyorsunuz. Artık canlı yayın hazırsınız. Uygula diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Ekranımızı ayarladık. Lola TV'nin serverını buraya girdiğimize göre burada yayın başlat dediğimiz anda Lola TV'ye yayının gelmesi lazım. Yayın başlat diyoruz. Geliyoruz buraya. Webcam'ı tıklıyoruz. Bekliyoruz. Buraya gelecek abi. O kedi buraya gelecek. Bekliyoruz.
Bekliyoruz, bekliyoruz ve geldi. Gördüğünüz üzere şimdi biz yayını buraya atmış olduk. Bu arada da benim olduğumu varsayarsanız şu anda yokum ama normalde buradayım. Şu anda yayında olabilir miyim? Hayır, değiliz. Yayında değiliz ama yayına hazırız. Şu anda bu görüntüyü düğmeye bastığım anda ben seçmiş olduğum YouTube, Twitter ya da Instagram adresine, yani şuradaki adreslere, şunlardan hangisini tik, yeşil tik yaptıysam, hangisinin şifresini girdiysem oraya canlı yayın yollayacak. Bunun için de yapmam gereken şu an her şey hazır. Go live diyorum. Go live, hadi git diyorum. Güle güle diyorum. Bunu tıkladığım anda canlı yayındayım. Şimdi tabii böyle bir şey için de tıklarsam gene canlı yayında olacağım için tıklamıyorum. Bunu tıkladıktan sonra canlı yayındasınız. Ondan sonra ekranı küçültüyorsunuz. Oyun açmak istiyorsanız oyun açıyorsunuz. Ne oynamak istiyorsanız onu oynuyorsunuz. Ve yaptığınız her şey şu yukarıdaki bu ekranda gözüküyor arkadaşlar. Böylesine güzel bir iş. Umarım beğenmişsinizdir. Bakalım Volkan abi ne yapıyor? Hadi bakalım. Bitti mi? Evet arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir. Bu videoya güzel yorumlar yazarsanız ve bizi takip ederseniz çok seviniriz. Bütün bu bahsettiğimiz sosyal medya hesaplarında Volkan Yürük Official adıyla sizlerle beraberiz. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel yorumlarınızı ve takip etmenizi bekliyoruz arkadaşlar. Lütfen takip etmeyi unutmayalım. Yeni videolardan haberdar olmak için de bu güzel YouTube sayfamıza abone olalım ve zili açık bırakalım. Evet, bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.